Efendim şimdi Binali Yıldırım'ı bile burada tabii zor durumda bırakmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü onun dönemi de var burada. Kendisi bir şey söylemedi gerçi ama onun başbakanlığı dönemi. Şimdi böyle bakın ben bu yeni sistemle ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi acaba emin misiniz diye sormuştum. Sizde yiyip içelim, bizde gülüp geçelim sistemi gibi. Ya da sen ben bizim olan hükümet sistemi gibi geliyordu bana. İşte buyurun. Şimdi rezerv düşmüş ama sorumluluk yokmuş. Peki lider kimdi? Kimin sözü dinleniyordu? Üç tane sorun var burada. Kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Ben şahsen kimim? Ben hiç kimse. Ayrın. Ayrı. Fakat 3 sorun var. 1. Rezervin düştüğünün kabulüdür. 1. 2. O dönemde Cumhurbaşkanını demek ki dinlememişler. Kendi partisinden bahsediyoruz. Kendi iktidarından ki öyle görünmüyordu. Öyle demiyorlardı. 3. Ya dinlememekle doğru yapmışlar. Çünkü 2018'den sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte rezerv daha da düştü. O zamana kadar artıda olan rezerv ondan sonra dibi belli değil şimdi. Eksi de biz hiçbir şey de bilmiyoruz ya. Milletin parası gitti. Bu memleketin bir takım özel sektörü firmaları, kamu sektöründen bir takım firmaların Merkez Bankası açıkladı. Dış borçları ödenmiş milletin parasıyla. Onu da söylemiyorlar kimin parası ödendi diye. Milletin parasıyla birilerinin borcu ödenmiş. O birileri niye doğru dürüst çalışmamış? Şimdi 4x4'leriyle ortalıkta niye fink atıyorlar? Kim o iş insanları? İşini beceremeyip borcunu millete ödeten Merkez Bankası'nın açıkladığı o adamlar kim? Onu da açıklamıyorlar. Neyse. Ama dinlememekle iyi yapmışlar. Şimdi eksi de dibi belli değil. Herkes şimdi soruyor. Ya dolar nereye kadar? Bilmem nereye kadar? İşte enflasyon. Ya arkadaş bunun bir dibi, bir efendim böyle bir şeysi yok ki. Bu soyut bir şeydir, bir yere dayanmıyorsa, mantıklı bir şeye, bir değere dayanmıyorsa böyle şeyin dibi olur mu? Peki devam edelim. Memleketteki vaziyet. Bu da döviz kuyruğu. Ne kadar bozacaksınız? 50 euro. Niye bozduruyorsunuz efendim? Ne yapalım, gittikçe artıyor. Hiç olmazsa düşecekliği yok, bozduralım yerim bari. 100 lira mı var bozacağım? Frank. Ne yapak, karşılığımız yok. Emekliyiz. Aç mı kalacağım? Bir yerde bana hediye geldi. Ankara'nın kalbinde ulusta alışılmadık bir kuyruk. Döviz kuyruğu. Aldım da şimdi pişman oldum, geri bozduracağım. Ne kadarlık almıştınız? Sade 20. Türkiye para yok diye ağlıyor. Bu kuyruğa bak, ucu yok, bucağı yok kuyruğun. Yılbaşında 7 liranın üzerinde seyreden dolar kuru bugün 18 liraya yaklaştı. Türk lirası erirken dolar %150'ye yakın arttı. Euro 20 liraya dayandı. Ve tıpkı ekmek, akaryakıt kuyruğu gibi döviz büroları önünde de kuyruklar var artık. Niye borçluyorsunuz efendim? Arttı şimdi, borçlarımız var, kredi ödemelerimiz var, mecbur kaldık. Ne kadar? 5 euro. Niye o kadar aldın? Param o kadar. Niye döviz alıyorsunuz efendim? Daha fazla yükselir diye yılbaşından sonra. Döviz artık neredeyse dakika dakika yükselirken döviz bürolarının önünde de kuyruklar oluşmaya başladı. Birçoğu dövizini bozdurmaya gelse de kimisi de döviz daha da yükselir diyerek döviz almaya gelmiş bürolara. İnek sattım, dolar alacağım. Geçen sene 16-15 aldım ineği, 10 liraya sattım. Yer gün üstüne koyuyor bari, ne yapalım? İnek varım yani şimdi, bırakıyoruz. O kuyruktaki bir besici, dolara endeksli girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ineğini satıp, yani üretimi bırakıp döviz kuyruğuna girdi. Dolarla saman aldım 1100 lira. Şimdiki parayla 2000 lira gelmiş o saman. Bırakıyoruz. Yavaş yavaş. Dolara dönüyoruz. Bankada 2 lira param vardı, onu getirdim. Türk parası gittikçe kaybediyor. Dolar yükseliyor. Neyi nesi bilmiyoruz. Aldığım 2 milyar 600 lira maaş. Talebe okuduyorum. Euro bozduracağım. Euro. Evet. Kaç euro? 400. Vicdanım kabul olmuyor. Döviz istemiyorum ben. Kaç liradan almıştınız? Almayı bilmiyorum. Elime geçtiydi. Yastık altındaki dövizini ihtiyaç için bozduranlar, eline geçen Türk lirasını kur daha da yükselecek diyerek dolara, euroya yatıranlar. Döviz büroları önünde kuyruklar devam edecek gibi. Şimdi gelinen bu modelde konutlarımız el değiştiriyor. Bulgar'ın, Yunan'ın haberleri izliyorsunuz. Arap'ın, onlar alıyorlar ya, paraları değerleniyor, kiracısı olacak hale gelmişiz kendi memleketimizde. Efendim kuyrukları görüyorsunuz.
Türk lirasının yerini bir takım başka paralar almaya başlamış. Efendim, kendi uçağımızı yapmışız, 20 yıllık, 22 yıllık projeden atılmışız. Birileri kandırmış. F-35'ten bahsediyorum. Oradaki bayrak inmiş. Uçağın üstüne konulan bayrak indirilmiş. Ülkedeki göçmenlere baktığınız zaman ithal milletten bahsediyoruz. Adeta. Sayısı belli değil. Hani ülkeye gelen belli mi, giden belli mi, ölen belli mi, kalan belli mi? TÜİK 2019'dan beri açıklamıyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı bunu itiraf etti geçen bütçe görüşmelerinde. 2019'dan beri veri alınamıyormuş o konuda.